Yeni bir videodan merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Şöyle krep hazırladım. Bu ilk postası tavayı birazcık yağladım, o yüzden böyle oldu. Şimdi bundan sonrakilere yağ eklemeyeceğim. Çayımı da koydum burada, çay suyunu. Onu da demleyeceğim şimdi. Tahin pekmezli. Böyle isteyen peynirle, isteyen tahin pekmezli. İçine bir tane yumurta koydum. Su koydum. Şeker, tuz ve un koydum. Böyle göz kararı. Böyle akışkan bir hamur hazırladım. Şöyle bakalım olmuş mu? Teddy'ye geldim ben şimdi. Klozet takımı bakıyorum. Bir yandan da geziyorum. Bunlar neymiş? Fermuarlı sandık keçe. 200 TL. Bunlar böyle organizer, yeni doğum yapanlar kullanıyor. 80 TL. Şöyle bir gezelim bakalım neler var. $50. Ayak havluları ne kadar? 109 TL. Bu bonelerden kullanıyorum ben. Çocuklara 70 TL. $60. Mutfağa da çöp kutusu istiyorum ama bunlar çok iyi aslında darlığı, ama küçük gelecek, böyle birazcık daha şu genişlikte olsa daha iyi olacak. Çok tatlı takımlar var burada. Böyle küçük ama bedenleri. 20 TL tavaklar. Bu 40 liraya düşmüş. Küçük. Çiftçi darları çıkmış, 100 TL. Bu nasılmış? İkili, bu altılı, 400 TL. Yadanlıklar 150 TL. Masterchef'tekinlere benziyor. Bu
Kuyadanlıklarda 200 TL. Böyle de cam kavanozlar var, vakumlu 40 TL. Şunlar da ne tatlı, 159 TL. Minicik. Hasır sepetler kaça düşmüş? 250'den 200'e. Bunlar da 50 TL. Bu kaç? 160'a düşmüş bu da. Burada da kapaklıları var. Bakayım kaç para? 300, 400, 200. Geçen almamıştık bunlardan. English Home'dan almıştık. Şimdi alayım bir tane. Bu beyaz sabun kokusu gibi kokuyor. Aynı fiyat. Girişte Ford Manta'yı alsayım diyorum. Aktar'dan almam gereken şeyler vardı ama ondan sonra oradaki kişi beni yönlendirdi. Sonra alma dedi. Sonra dedi şey yaparsın dedi. Neyse pek fazla açıklamayayım şimdi burada. Ben böyle birkaç tane bir şeyler aldım hazır gitmişken aktara. Hem 3 tane de Besaç'tan ekmek aldım. Sonra 40 TL'ye bir tane sıcak sorbası aldım böyle. Şimdi neler aldım onları göstereyim. Bu sıcak sorbasının kılıfı var bir tane, bende yedek. Çok güzel pelüşlü vardı bir tane English Home'dan aldığımız. Ama onu bir türlü bulamıyorum. Şeye kaldırdım diye tahmin ediyorum. Yazın sıcağında onları ben ayarlamıştım. Bazaların altlarına kaldırdım diye hatırlıyorum. O bazayı da yatağa kaldırıp almam imkansız. O yüzden daha sonra şey yapacağım. Şimdi ortalıkta hazır kılıf varken dedim bunu takayım. Onu Murat'la birlikte kaldırmamız lazım çünkü. 40 liraydı bu. Sonra bir tane Teddy'den böyle oda kokusu aldım. Dolap kokusu aldım. Portmanta ayakkabılık kısmı açınca böyle hani oluyor ya kötü kokular. O yüzden böyle kullanırız dedik. Daha önce de English Home'dan almıştım. 20 TL bunun fiyatı. Çok güzel kokuyor. Valla içeriye kadar, salona kadar kokusu geliyor. Sonra bir tane böyle zencefil aldım. 50 TL'ydi bunun da fiyatı. Taze zencefil aldım. Bunu hem böyle içeceğiniz suyun içerisine katıp su içmek çok faydalıymış. Hem de başka şeyler için kullanılıyor. Birçok şey. Yemeklere kullananlar var. Çorbalara kullananlar var. Ondan sonra öksürük için kullananlar var. Birçok kullanım yeri var. Ben de hem suyum için kullanmak istiyordum. Hem çayını falan yaparım içerim diye. Çok faydalı. Ali'ye şöyle bir tane kalem aldım. Şöyle lastikli şey var burada. Fatih marka. Ondan sonra mandalina aldım. 15 liraya seçtim. Şurada meyveliğe koyayım hemen. Sonra kivi aldım. En çok kivi de C vitamini varmış bu arada. Araştırma yapılmış. Aklınızda olsun. C vitamini de bir tanesi 50 miligram varmış. Bir tane kivi de hani C vitamini eksikliğinde bağışıklık sistemi işte çöküyor. Ondan sonra hastalıklar başlıyor. Hastalıklar daha açık oluyoruz. O yüzden hani mandalina, portakaldan çok kivi yerseniz eğer daha şey etkiliymiş. Ben ama ikisini de aldım. Böyle karışık bir combo yaparız. Sonra aktardan neler aldım arkadaşlar? Fesleğen aldım bir tane. Pizzanın üzerine Murat fesleğen sos yapmak istiyordu. Ben bir ara aldı böyle fesleğen. Ben onu çöpe attım. Bilmeden çöpe atmışım ama. Hani bu ne ya dedim. Kekik mi? Ne bu dedim böyle. Kekik olsa ama kokusu kalırdı. Bunun kokusu gitmiş. Herhalde tarihi geçmiş dedim. Attım bunu. Üstünde de yazmıyordu hiçbir şey. Murat da arıyor evde fesleğen. Pizza sos yapacağım. Pizza sos yapacağım. Fesleğen nerede diye soruyor. Ben de bilmiyorum diyorum ama attığım şeyi de sonradan ona söyledim.
Hani böyle böyle bir şey attım, o olabilir mi diye evet dedi. Böyle çok fazla yoğun bir kokusu yok. Ondan sonra bir tane de şey aldım. Civan perçemi aldım. Böyle ben altın odasının çayını yapıyorum ya mesela, böyle bir tanecik atıyorum, böyle sapsarı oluyor. O mide rahatsızlıklarına, enfeksiyonlara, birçok şeye faydalı. Gene bunu da aldım. Bunun da birçok şeye faydası var o yüzden. Ama bunları tansiyon, şeker hastası olanlar varsa eğer aranızda, kontrolsüz bir şekilde kullanmak hiç iyi değil. Çünkü tansiyon düşürebilir birden. Gözünüz kararır, düşebilirsiniz. Ya da şekeriniz yükselebilir, şeker hastası olanlar. Ben de o tür rahatsızlıklar şu an için olmadığı için ben kullanacağım. Ondan sonra bir tane çibrisi aldım. Evet, çibrika aldım. Çibrika. Evet, bu da böyle çok güzel kokulu. Patates yemekleri, bezelye yemeği falan ona iyi, çok güzel yakışıyor yani. 10 TL'ydi böyle. Uygun geldi. Aldım. Sonra gene suyumun içine atmak için şöyle 20 TL'ye tarçın çubuğu aldım. Bunların da şimdi sahteleri çıkmış. İşte bilmem neleri böyle internette yazıyor. Böyle çoğunlukla küçük kabukluları almaya çalışıyorum. Böyle geniş geniş ya şeyleri almaya çalışmıyorum. Aktarın bir tane mıknatıslı şeyini vermişler. Dolaba asalım. Ondan sonra bir tane de arkadaşlar kına aldım. Kınayı da ne yapacağım? Ayak detoksu yapacağım. Ayaklarının altına elma sirkesiyle kınayı karıştırıp yaktığınızda birçok şeye faydası varmış. Onu deneyeceğim bakalım. Parmaklarımı da yakabilirim. Ben seviyorum kınayı, kına kokusunu. Sevmeyenler var. Murat da pek fazla sevmiyor. Ben nedense çok seviyorum. O kadar seviyorum yani. Daha önce almıştım. Yaparız diye böyle. Yapamadım, kaldı. Ondan sonra bir paket daha böyle alayım dedim. Ondan sonra maden suyu falan aldım. Böyle. Bunlar 20 ile alırsanız eğer A101'de 4 TL'ye geliyor tanesi. Hem de güzel. Beypazarı. Ondan sonra bir tane de Murat çiğ köfte yapmış. Bir tane de böyle küçük atom aldım. Başka da hiçbir şey almadım işte. Bu kadar bir alışveriş yaptım. Geldim. Ondan sonra yerleştireyim ben şimdi. Çocukları etkinliğe götüreceğim. Bugün kar küresi yapımı etkinliği varmış. Böyle sene sonuna, yani sene sonu değil de bazı aylarda böyle şeyler yapıyorlar. Etkinlikler düzenliyorlar. Ben de çocukları götürmeye çalışıyorum. Evde yapıyorlar abi kardeş etkinlik. Ama şeyde de yapayım diyorum. Böyle toplu bir şekilde de güzel olur. O yüzden götüreceğim bakalım inşallah. Murat'la da market alışverişine çıkmamız lazım. Evde eksikler var. Almam gereken bir şeyler vardı. Bakalım. Bunları bir yerleştireyim. Duruma göre zaten ilerleyeceğiz. Gideceğim mi markete, çocuklarımı götüreceğim. Yani ilk önce çocukları götürürüm herhalde. Ondan sonra çocukları bıraktıktan sonra bir markete gider gelirim. Bu arada öyle bir hastalık yayılmış ki gerçekten bizim sitede komşulardan da duyuyorum. Yani önüne gelen virüse yakalandık. Bu farklı bir virüs diyor. Bu asansörlerden, apartmanlardan o kadar korkuyorum ki yani. Çocukları okula getiriyorum, götürüyorum. Hiçbir yere dokundurmuyorum. Asansöre bindiğinde de direkt havalandırmayı falan açıyorum ki böyle şey olmasınlar diye, mikrop falan kapmasınlar diye. Çok tedirgin yani, evin içeriden, evlerden çıkıyorum. Gerçekten en şey güvenli yer evimiz diyorlar ya, bu hastalık konusunda da öyle. Ben ama geçen haftalarda evdeyken hasta oldum. Ya dedim hiçbir yere çıkmıyorum. Nasıl böyle evde hasta oluyorum dedim. Büyük ihtimalle ya Ali ya Zeynep okuldan mikrop getirdi, bana da hasta oldum. Çünkü hiç anlayamadım yani. Çok kızıyorum böyle olunca da. Hani sarımsaklı çorbalar yapıyorum. Tamam, abur cubur da yiyorum ediyorum, böyle alıyorum, canım çekiyor, çikolatadır bir şeydir alıyorum ediyorum, ama hani gene de nasıl böyle yakalanıyorum, ağır grip atlatıyorum bilemiyorum yani. Şimdi o yüzden böyle karışımlar bir şeyler yapayım diyorum da böyle en azından faydalı şey olsun. Akşamları zaten Murat çay içerken ben genelde, yani çay bir bardak içiyorsam 2-3 bardak da böyle çay, başka çaylar içiyorum yani. Hep şey içmiyorum. Murat'la birlikte siyah çay içmiyorum. Ben de zaten demir eksikliği var, kansızlık var. O yüzden pek fazla içmemem lazım. Hani bazı başka sıkıntılarım da var.
Bunun için kafein miktarını birazcık azaltmam lazım. Azalttığım zaman iyi oluyorum ama içtiğim zaman falan mesela ağrılarım başlıyor. O yüzden içmemem lazım ama dayanamıyorum nedense ya. Kahveden bir türlü şey yapamıyorum. Ama sağlık için valla doktor dediği yan tak diye bıçak gibi keseceğiz atacağız yani hayatımızdan. Yapacak bir şey yok sağlık sonuçta. Neyse çok fazla konuştum. Başını sarttım. Benim de başım ağrıdı konuşurken. Şaka gibi ya valla. Kalkın ya da şu kokular beni çok etkiliyor. Baş ağrısı yapıyor da Murat çok seviyor böyle kokuları da. Aldım işte. Çok sever böyle şeyleri. Hatta biz yeni evlendiğimizde yumuşatıcıyla hep çamaşırları yıkıyordum. Yani yumuşatıcısız çamaşırı hiç sevmiyordu giyinmeyi. Bu ne ya diyordu. Yıkanmamış gibi. Benim alerjimi tetikliyor o kokular. Çok kötü. Bak burnum şimdi kamaştı böyle. Neyse hadi bakalım nerede görüşeceğiz, devam edeceğiz. Ben bunları hızlıca bir toparlayayım. Murat şöyle büyük bir şef de hemen çiğ köfte yoğurmuş. Bu şef en çok Murat'ın işine yaradı. Zaten o istediği için almıştık. Çok çok memnunuz arkadaşlar. Çiğ köfte yaparken falan böyle sürekli sıyırmaya gerek olmuyor. Çünkü bu dipte uçta kalan hamuru çevire çevire, eğer fazlaysa miktar, çevire çevire zaten alıyor içerisine. Hamurda da bu benim dikkatimi çekti. Ama başlıklarını şey yapmamak lazım. Makinenin içerisine atmamak lazım. Atarsanız kararıyor. Ben o hatayı yaptım ve kararttım başlıklardan bir tanesini. Sonra da onu sakladım. Murat dedim çok kötü bir şey yaptım dedim. Aradan geçti işte bir iki gün. Ben onu kaldırdım yerine. Murat böyle şeylerde çünkü çok takıntılıdır. Murat dedim ben çok kötü işte bir şey yaptım ama dedim. Tahmin et ne yaptım dedim. Mutfakta gene bir şey doğrarken böyle. Anlattım bunu daha önce hatırlamıyorum size. Anlatmadım galiba. Ondan sonra o da diyor işte onu mu yaptın? Onu mu yaptın işte? Evde bir şeye zarar verdiğimi işte vereceğim şeyleri sayıyor işte. Ondan sonra dedi işte şef de zaten tezgahın üstünde miydi? Neredeydi bilmiyorum. Şefi dedin makineye attın. Evet dedim. Ama dedim daha önce attım ben bir kere olmadı. Meğersem o 50 derecede küçük sıcaklık derecesi düşük programda olunca atmamış üstündeki şeyini. Hani zaten yazıyormuş kitapçıkta atmayınız diye. Ama ben bir kere attım bir şey olmayınca gene atayım dedim. Bunu da atıyorum mesela hiçbir şey olmuyor. Şöyle bir çok güzel bir çiğ köfte cevizli. Şöyle tadına da bir bakalım. Yani eğer ki hamur işi yapıyorsanız fazla ve çiğ köfte çok seven birisiniz alın şefi. Ama hamur işiyle aram yok benim. Bir kek çırparım işte arada sırada derseniz almayın. Gereksiz. Yani ama kasap köfte yapıyor, çiğ köfte yapıyor. Yani bunları yaptı, bunu aldığımızdan beri ne hazır çiğ köfte alıyoruz ne de hazır kasap köfte alıyoruz. O derece güzel oluyor yani. Acısı falan böyle güzel ki böyle yakıyor geçiyor boğazıma. Çok hoşuma gidiyor. Neyse şimdi hızlıca toparlayayım. Ondan sonra marketten lavaş falan alırız da bu lavaş da dürüm mürüm güzel olur. Murat hatta şey yapacağım diyor cipsten. Bim'in ballı hardalıyla falan sushi yapıyor böyle çiğ köfte suşiler yapıyor. Çok güzel oluyor. Çocuk da seviyor Ali. Zeynep de yer de Zeynep'e çok fazla acı olmadan alıyoruz birazcık içerisinden. Ondan sonra cima ona o şekilde veriyoruz. Yoksa bu kadar acıyı yiyemez o. Yakaladım. Ne yapıyorsun? Yesem çilek kızı. Yerim ben senin çilek kızı çizen o parmaklarını. Öperim. Ay ne güzel yapmış. Aferin sana. Buradan dönmesi. Çok güzel. Tavşik. Fırçalarla ne yaptın? Sulu boya mı yaptın? Ya. Niye çıkarttın yerinden? He? Çok boş.
Perdeleri de kapatalım. Önce yemek. Ya, o zaman bunu kaydedeceğim. Yap bakalım, hadi güzel resimler yap. Çocukları etkinliğe getirdim. Kar küresi yapacaklarmış. Bekliyoruz. Kayıt olduk, bekliyoruz. Evet, işte bu yüzden 6 yaş ve üzeri diyoruz. Bak düşürdüler. Şaban Erdem Topal. Haydi düşürme, tamam mı Zeynep? Ceylin Topal. Bekliyorsunuz çocuklar. Oturun, sadece bekleyin. Hep birlikte başlayacağız. Tamam mı? Rahim Efe Vardar. Meltem Vardar. Toprak Özsarı. Ali Sevinç. Demir Ali Kuz. Zeynep Ece. Kayra Miraç Uğuz. Herkes sıktı mı? Damlaları sıktık mı? Harikasınız. Oo, çok güzel görünüyor. Evet, şimdi biraz da buraya da kar yağ. Hastaydı ya, iyileşti ya ondan. Hastaydı mı, iyileşti? İyileşme pastası, hasta pastası. Hadi üfleyelim, hadi hadi. Sen hepsini değil, sen şu ikiliyi, ben şu ikiliyi. Videomu artık burada veda edeyim. Birer kahve hazırladık. Gündüz içememiştim o yüzden. Kendinize çok iyi bakın. Daha güzel videolarda inşallah görüşürüz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hayırlı geceler diliyorum hepinize. Hoşça kalın.